Hazar Forumu, Hazar bölgesine ait en önemli konuları bölgenin karar vericilerine, dünya karar vericilerine ilgisine sunan bir platform. Katılımcılar olarak da zaten ağırlıklı olarak bürokratlar, devlet adamları, siyasetçiler, iş adamları ve akademisyenlerin katıldığı bir platform. İlkini İstanbul'da geçen sene düzenlemiştik. İkincisini New York'ta 8 Dışişleri Bakanı'nın katılımıyla gerçekleşti. Üçüncüsü tekrardan İstanbul'da oldu. Dördüncüsünü Brüksel'de Azerbaycan ve Türkiye'nin liderliğinde başlayan Güney Gaz Koridoru üst başlığıyla Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleşecek. Hazar Forumu Brüksel'in ev sahipliğini Avrupa Parlamentosu'nda 3 grup yapıyor. Bunlardan bir tanesi işte Liberal Demokrat Parti, diğeri Sosyalist Demokrat Parti ve Avrupa Özgürlük ve Demokrasi grubu. 3 partinin ev sahipliğinde Avrupa Parlamentosu'na gerçekleşecek. Avrupa Birliği şu anda mevcut haliyle 500 milyar metreküp doğalgaz kullanıyor. Dünyanın %17'sini, gaz rezervlerinin %17'sini kullanan en büyük alıcı konumunda. Tabii Avrupa Birliği'nin ekonomisinde şu anda belli oranda durgunluk oluyor olsa bile gaz ihtiyacının 2030 itibariyle 800 milyar metreküpleri bulacağını öngörüyoruz. Şu anda Avrupa Birliği'ne 3 hattan doğalgaz geliyor. Dördüncüsü de Güney Gaz Koridoru olmuş olacak. Dolayısıyla Avrupa'nın enerji güvenliği açısından Güney Gaz Koridoru hayati öneme sahip. İlk etapta TANAP ile TAP ile 10 milyar metreküp gaz Avrupa'ya ulaşıyor olsa bile, yani mevcut ihtiyaç 500 milyar metreküpün içinde 10 milyar metreküp çok düşük olsa bile, bu hattın açılması, ileride Irak gazının da dahil olması, Türkmenistan gazının da dahil olması, Doğu Akdeniz gazının da dahil olması hesaba katıldığı zaman toplamda 100 milyar metreküpü bulabilecek bir hattan bahsediyoruz. Güney Gaz Koridoru Avrupa Birliği'nin bir projesi. Avrupa Birliği bu projeyi ilk günden beri destekliyor. Amerika'da yaptığımız programlarda gerek resmi görüşmelerde gerekse işte gayri resmi yapılan görüşmelerde Amerika'nın da Güney Gaz Koridoru'nu özellikle Azerbaycan, Türkmenistan ve Hazar gazının Avrupa'ya ulaşması yönünde çok ciddi anlamda desteği var. Fakat tabii gaz projeleri, doğal gaz boru hattı projeleri ticari olması gereken projeler. Yani gerek gazı üretenler, gerek taşıyanlar, gerekse gazı satın alanların kâr elde etmesi lazım. Dolayısıyla bunlar şimdiye kadar gerek Nabucco projesine gerek dile getirilen diğer Güney Gaz Koridoru'na ait projelerde gerçekleşmemişti. TANAP ile, TAP ile, Şahdeniz 2 konsorsiyumu ile hem kar elde edilen projeler hem de alıcılar da Avrupa Birliği de ciddi anlamda bu projeden kar elde edecek. Güney Gaz Koridoru TANAP projesi özellikle bir barış projesi. Hatırlayacak olursanız Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu TANAP projesiyle alakalı, Güney Gaz Koridoru ile alakalı bu bir barış projesidir dedi. Yani Hazar, Kafkasya problemlerinin olduğu coğrafya olarak biliniyor. Oradaki doğalgaz rezervleri Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Avrupa'nın kendi içinde de gaz ihtiyacı en fazla artan bölge olan Güneydoğu Avrupa yani Balkan bölgesine de ulaşıyor olacak. Hazar Forumu dünyanın başkentlerinde, etkin başkentlerinde Hazar bölgesine ait en önemli konuları dünya gündemine sunmaya devam edecek. Brüksel'de ilk defa organize ediyoruz. Bundan sonra Hazar Forumu Tiflis gerçekleşecek. Hazar Forumu Kiev'i planlıyorduk fakat maalesef Ukrayna'daki olaylardan dolayı ara vermek zorunda kaldık. Hazar Forumu Moskova yakında olacak. Hazar Forumu Astana tekrardan daha doğrusu ilk defa olacak. Hazar Forumu New York'u 25 Eylül'de New York'ta gerçekleştireceğiz. Hazar Forumu Washington DC yine Mayıs ayında olacak. Yani dünyanın etkin başkentlerine Hazar Forumu gündem oluşturmaya devam ediyor olacak. Welcome to Turkey, welcome to Istanbul, welcome to the Caspian Forum. What a wonderful cause, what a timely event. Welcome to New York, welcome to the Caspian Forum. Azerbaycan Xəzər hövzəsində hasil olan neft və qazın
Avrupa'ya saldırması için strateji coğrafi mövkiye ve ihtiyaç duyulan bütün infrastruktura malik bir ülkedir. That kind of strategic project will definitely bring more stability, sustainable development and peace and security. Southern Corridor is connecting several regions, several countries around the same objective of getting reliable energy, but at the same time getting peace.